bizatında o bina da mukaddestir. Cenab-ı Hak orayı da muhafaza ve müdafaa etmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, Fil ordusu, Ebrehe namındaki meşhur ve menhur bir kafirin, Fil hayvanlarıyla tecviz ettiği korkunç bir asker, Beytullah'ı yıkmaya gelmişlerdi hani. Elem tera, keyfe feale rabbuka bi ashabil fil. Elem tera suresinde okuyorsunuz. Elem tera, görmedin mi Habibin Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Keyfe feale rabbuka, Rabbin nasıl karumar etti? Rabbin Allah-u Teala nasıl perişan etti? Bi ashabil fil, fil ordusu. Fil ordusu. Kısaca onu da nakledeyim, tam yeri gelmiş ya. Bu fil ordusu o zaman için en korkunç bir orduydu. Korkunç. Fil denilen kocaman cüsseli, kocaman gövdeli hayvanlardan meydana getirilmiş, o zamana kadar yeryüzünde duyulmamış, görünmemiş bir ordu. Hele Arapların, son Araplarının hayatta değil, hayallerinde görmedikleri bir ordu. Ne hayatlarında, ne hayallerinde tasavvur bile, tahayyül bile ötelikleri bir ordu. Fil ordusu. Kafir Ebrehe, Yemen kralı, Yemen valisi öyle bir plan hazırlamış ki Arapları dehşete düşüreyim, Arapları ta ciğerlerinden korkutayım ve Kâbetullah'ı kökünden keseyim, bütün Arapların Kâbesini değiştireyim, Yemen memleketinde sana şehrin ortasında bir kilise yaptırmış, bütün yeryüzünün insanlarını yönünü, istikametini Kâbe'den çevirip bu kiliseye çevireyim diyordu hain. Derdi davası mıydı hilesi? Ve bu gayeyle Kâbetullah'ın makamının noktasını tahrip etmek, insanların oraya duyduğu hürmeti, saygıyı, sevdiği kökünden silmek istiyordu. Ebrehe, yeryüzünün en büyük kafirlerinden birisi. Evet, Peygamber-i Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyayı doğmak suretiyle şereflendirmelerinden 54 gün evvel meydana gelen bir hadise. Bütün dünyanın şahit olduğu, o günkü insanlığın şahit olduğu bir hadise. Peygamberimizin dünyaya gelmesinden 54 gün evvel bu hadise cereyan etmiş. Fil hadise, fil senesi. Ebrehe'nin de gayeti maksadı bu. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلٍ Allah-u Teala buyurdu, Habibin, Resulün, o Eshab-ı Fil'in, o Ebrehe namındaki kafirin hilesini, hile, o hilesini belalete, sapıklığa, boşa çıkarmadı mı Hazreti Allah? Boşa çıkardı. O gayetini, belaletini, hilesini imha etti Cenab-ı Hak. Onun hilesi ve onun fikri düşüncesi neydi? Kâbetullah'ı yerinden silip süpürmek, o noktanın, o makamın, hürmet edilen o makamın varlığını kaybetmek istiyordu. İnsanlar Kâbe'ye hürmet göstermesinler, benim yaptırdığım kiliseye hürmet göstersinler diyordu. Yemen'in Sana şehrinde bir kilise yaptırmış Melu, yeryüzün en büyüsü, en süslü kilisesi. Araplardan birisi de, cahil Araplardan birisi de, gitmiş, o Ebrehe'nin yaptırdığı o muazzam kilisenin tam ortasına büyük abdestini yapmış katmıştı. Hakaret olsun diye. Sen misin Kâbe'ye bedel burayı yaptıran dördesine? Ebrehe de bu hadiseye kızmış, ben bu Araplara öyle bir iş yapayım ki hayallerinden geçmeyen bir dehşetle karşı karşıya bırakayım demiş. Ve bir fil ordusu. Bugünkü tanklar gibi hani, tank. Gelmişler, Mekke-i Mükerreme'ye girmişler ve Beytullah'a yaklaşmışlar. O noktada bizzat Ebrehe, o günkü Mekke'deki site devletinin, Mekke ahalisinin reis, başkan mevkiinde bulunan Hazreti Muhammed'ül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimizin dedesi, mübarek, muhterem dedesi Abdülmuttalip Hazretlerine
bir haberci göndermiş. Gidin Kabe'ye başkanlık eden, buranın memleketine insanlarına reislik eden o adamı bana çağırın bakayım demiş. Ve haber gelmiş, Abdülmuttalip kalkmış, Ebrehe'nin yanına gitmiş. Ebrehe'nin yanına gidinceye kadar bir dehşet, bir korku olsun diye Ebrehe bütün Abdülmuttalip'in ne kadar sürüsü, koyunları, hayvanları varsa hepsini bastırmış, toplamış. Bir tehdit ediyor, tahrik ediyor yani. Abdülmuttalip de kalkmış, Ebrehe'nin yanına varmış. Neye geldin demiş. Abdülmuttalip de topladığın, gasp ettiğin koyunlarını istemeye geldim. Koyunlarını gelir, hayvanlarını gelir bakayım. Deyince Ebrehe daha da kabaklanmış, iyice kızmış. Yahu ne ahmak adamlarsınız demiş. Ben sizin Kabe'nizi, Beytullah'ınızı, memleketinizin altını üstüne getirmeye gelmişim. Sen gelmiş benden 102 sene koyun istiyorsun yahu demiş. Ne koyun kafalısınız demiş. Memleketini yıkacağım şimdi. Kabe'nin altını üstüne getirecek. Mekke diye bir şey bırakmayacağım. Şu ordunu görüyor musun ki askerleri? Sen gelmiş koyunlarını istiyorsun. Ne kadar şey bu yahu demiş. Abdülmuttalip diyor ki, tarihe geçmiş bir söz. Efendi aklını başına al diyor. Ben koyunlarını istiyorsam onların sahibi ben olduğum için istiyorum. Kabe'nin sahibi ben değilim. Onun sahibi, onun korunmasını, onun müdafaasını bilir ve hey kafir onu kafir diyor. Büyük bir söz. Buna da çok kızılır Ebrehe. Haydi bakalım bir emir. Hurra! Korkunç bir emir. Fillere emir veriyor, askerlere emir veriyor. Fillerden hiçbirisi ileriye gitti, bir adım attı. Hiçbir fil Kabe'ye doğru tek adım atmamıştı. Hayret ediyorlar. Bu sefer filleri geriye doğru sürünce bütün filler geriye doğru gidiyorlar. İleriye doğru sürünce bir tanesi gitmiyor. Şaşırıp kaldılar. Askerleri, filleri bırakıp askerleri Beytullah'ın üzerine sürünce Cenab-ı Hak öyle bir dehşet, bir ibret, bir sahne meydana koyuyor ki وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ خَيْرَ الْاَبَابِينَ اَرْسَلَ, gönderdi, irtihal etti, gökyüzünden gönderdi. اَرْسَلَ dedi mi gökten gelen şey demektir. Ve hiç kimsenin bilmediği bir şey demektir. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ خَيْرَ Hayır bir kuş demek. Küçük küçük kuşlar, ebabil isminde, ebabil demek sürüsünü demek. Kapar kapar, böyle jet uçakları gibi o güne kadar yeryüzünde kimsenin görmediği. O çöllerde o kuşlar ne arar? Çölde kuş ne arar be kardeşim? Serçe, serçe dediğimiz kuşların büyüklüğünde öyle kapar kapar dönüp dönüp bulutlar halinde kuşlar geldi ki her birisinin ağzında nohuttan büyük olmayan nohut kadar birer taş, birer taş ağızlarında kıpkırmızı ateşte, yanan ateşte kızaran demir parçaları gibi kor halinde her birisini taş getirdi. Termihim bi hicaretin, onların başına, tepelerine o nohut büyüklüğündeki taşları atıyorlar bu Cenab-ı Hak. Termihim bi hicaretin min siccin, ateşte pişmiş tuğlalardan birer parça halinde. Fecaalehum ke'asfin mekhûn, içleri boşalmış ekin haline, üzerlerini kırpanla bitmiş olduğumuz bir ekin haline getirdiler diyor Cenab-ı Hak. Ve öyle bir dehşet oldu ki tefsir alimlerimiz bu ayet-i kerimenin tefsirinde diyorlar ki hatta hala öyle bir ibret, neresinde bunun ibret? Ebrehe namındaki o kafir herif, Beytullah'ı yıkmaya gelen o adam, yeryüzünün en cüsseli,